Değerli basın mensupları, bugün Türkiye'de gündem olan orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme adına Ormancılık Sivil Toplumları Platformu olarak sizlere bu açıklamayı yapma lüzumu hissettik. Ciğerlerimiz yanıyor. Orman yangınlarına ilişkin Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları basın açıklaması olarak diyoruz ki, ülkemizin ormanları sabotaja maruz kalmakta. Manavgat'ta orman yangınının aynı anda 4 yerden çıkmış olması sabotaj ihtimalini artırıyor. Daha önceki yıllarda yaşanan Hatay ve İzmir yangınlarının PKK terör örgütü tarafından yapıldığı kamuoyunca bilinmektedir. Bu nedenle aynı anda farklı alanlarda yangın çıkması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor. Sabotaj ihtimalinin bu hassas dönemde üzerinde durulmasının doğru olduğu kanaatini taşıyoruz. Ancak yangınların çıkış nedenlerini devletimizin ilgili birimleri araştırırken öncelikli hedefimiz çıkan yangınların bir an evvel kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarına başlanarak bu alanların tekrar ormanlaştırılmasıdır. Küresel ısınma, dikkatsizlik, doğal sebepler ya da sabotaj. Orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor. Bitkiler, böcekler, hayvanlar ve nefesimiz yanıyor. Son 3 günde ülkemiz genelinde 71 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlara müdahalede 9 tane insansız hava aracı, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 608 arazöz ve 5000'e yakın personelimiz canla başla görev yapmaktadır. Ateşe su olan kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm imkanlarını seferber ederek 71 orman yangınında şu an itibariyle 57 tanesi kontrol altına alınmıştır. Orman Genel Müdürlüğü'nün yeşil vatanımızı koruyan ateş savaşçısı kahraman personeli 28-30 Temmuz tarihleri arasında çıkan 71 orman yangınında bir can yanmasın, tek bir ağaç fazladan küle dönmesin diye korkusuzca alevlere göğüslerini siper ediyorlar. Helikopterler, yangın söndürme uçakları, arazözler, dozerler, su tankları ve çok sayıda ekipman ile uyumadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden, ciğerlerini yakan dumana rağmen savaş veren kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları olarak ülkesi ve milleti için tüm imkanları seferber eden Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, can siparişine çalışan mesai arkadaşlarımıza, yangının söndürülmesine destek olan kamu kuruluşlarımızın personellerine ve vatandaşlarımıza ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnsanlarımızı, doğayı ve hayvanları katleden yangınları çıkmasına sebep olanları ve eli kanlı terör örgütlerini Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları olarak en gür sesimizle lanetliyoruz. Orman yangınları ile mücadeleye ilişkin kamuoyunda sıkça tartışılan hava unsurlarından uçak mı, helikopter mi konusuyla ilgili olarak, yangınlara müdahale konusunda sıkça karşımıza çıkan uçak iddiaları maalesef yanlış bilgiden kaynaklanmaktadır. Yangına müdahalede hava gücü olarak sadece uçak ya da helikopter olmalı konusunun tartışılması yerine doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde nasıl müdahale edileceğiyle ilgilenilmelidir. Helikopterin ya da uçağın teknik açıdan olumlu ya da olumsuz yönleri tabii ki bulunmaktadır. Uçaklar sadece havaalanından ya da amfibik uçaklar denizlerden, göllerden ve büyük barajlardan su alabilir. Helikopterler ise her türlü su kaynağından su alımı yaparak daha hızlı ve manevra kabiliyeti açısından daha rahat hareket ederek yangınlara müdahale edebilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlara helikopterlerle hızlı bir şekilde müdahale etmek için orman alanları içerisinde 3600 adet yangın su havuzu ve göletleri oluşturulmuştur. Bunlardan kara araçlarıyla birlikte hava araçlarından sadece helikopterler su alabilmektedir. Ortalama bir helikopter yangın mahalline bir saatte 20 ton su atabiliyor iken aynı şekildeki bir yangına
bir saatte bir uçak en fazla 8 ton su atabilmektedir. Bu açıdan kamuoyunda oluşturulan orman yangınlarına müdahalede uçakların daha verimli kullanılabileceği algısı doğru değildir. Ayrıca orman yangınlarına sadece havadan müdahale edilmemektedir. Esas mücadele olan söndürme ve soğutma faaliyetleri kara unsurları tarafından yapılmaktadır. Yanan alanlar imara açılamaz. Yanan orman alanlarının bir metrekaresi bile imara açılamaz ve açılmamıştır. İmar alanının açılması anayasamızın 169. maddesiyle kapatılmış bir konudur. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan orman yasası anayasa maddesi haline getirilmiştir. 169. anayasa maddemize göre yanan orman alanları hiçbir şekilde imara açılamaz. Ormanlaşma dışında bir faaliyete tabi tutulmaz. Hükmüne bağlanmışken, bugüne kadar yanan hiçbir alan imara açılmamışken, bu konuyu kamuoyunda spekülasyon ve siyaset malzemesi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu durumun orman yangınlarına müdahalede bulunan ormancılarımıza ve teşkilatımıza bir haksızlık olarak görüyoruz. Anayasada belirtildiği gibi yanan orman arazileri bir yıl içinde ağaçlandırılır. Yangınlarımızın soğutma çalışmaları bittikten sonra gereken iyileştirmeler yapılır. Arazi dikime uygun hale getirilir ve ağaçlandırılma çalışmaları başlatılır. Bu çalışmalarda Orman Genel Müdürlüğümüzün kontrolündedir. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak her türlü çalışmada üzerimize düşen tüm görevi yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede lider bir ülkeyiz. Orman teşkilatımız yangınlara müdahale konusunda dünyanın en iyi, en hızlı ve en doğru yöntemini sağlamakta ve müdahale etmektedir. Yangın öncesinden yangın sonrasına kadar sürecin en iyi şekilde yöneten Orman Genel Müdürlüğü'nün ve bir can, bir ağaç yanmasın diye canını hiçe sayarak alevlerin içine giren, yeşil vatanımızı koruyan ateş savaşçısı ormancılarımızın mücadelesinin görülmemesini ve haksız yere itham edilmesini son derece üzücü görüyor ve kötü niyet barındırdığını düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımız. Vatandaşlarımızın yangın bölgelerinde ve yangına hassas orman alanlarında daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyoruz. Uzmanlık gerektiren yangına müdahale çalışmasında devlet görevlilerinden habersiz bir çalışma içine girilmemelidir. Doğa ile iç içe olmak isterken yangına izin vermeyelim. Temiz havaya, oksijene her zamankinden fazla ihtiyacımızın olduğu, koronavirüs COVID-19 dolayısıyla insanlar açık havaya hasret kaldılar. Yangınların sadece %11'inin yıldırım gibi doğal olaylar, %89'unun ise insan faktörü neticesinde çıktığı verisi ortadayken, rekreatif ve sosyal ihtiyaçlara olan durumu da saygıyla karşılamamıza rağmen, Orman Genel Müdürlüğü bu ihtiyacı gidermek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzde tabiat alanları, mesire ve piknik yerleri oluşturarak insanımızın hizmetine sunmuştur. Vatandaşlarımızın sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarını bu alanlarda gidermeli ve önlerine gelen her yerde ateşli piknik yapılmamalıdır. İzinsiz ormanlara giriş mutlaka önlenmelidir. Biz orman yangını gördüğünüzde Alo 177 Orman Yangın ihbar hattını ya da 112 acil çağrı merkezini aramayı unutmayın. Ülkemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Hasan Türk Yılmaz, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Hüseyin Öztürk, Tarım Orman Çalışanları Birliği Genel Başkanı, Settar Aslan, Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı, Mehmet Taşan, Tarımsal Kalkınma Vakfı Genel Başkanı. Saygılarımızla kamuoyuna arz olunur.